Ben Uzmanlık Derneği, Çocuk Metroloji Derneği, Türk Radyoloji Derneği. Onlara tanımış anayasal hakkımız olan basın açıklaması yapmamız engellendi. Bugün burada yer alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve diğer tabip odalarımız, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, tüm uzmanlık dernekleri ve diğer dernekler olarak meslektaşlarımızla, çalışanlarımızla, hastalarımızla ve halkımızla birlikte hekimlik mesleğinin ve tüm hekimlerin en temel hakkı olan mesleğin bağımsız icra hakkını ve hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha yineliyoruz. Sağlık Müdürlüğü'nün vaka basında izin verebilecek olması hak ihlallerini gidermemiştir. Yine bilinmesini isteriz ki bu düzenlemeler sadece hekimlerin haklarını değil, aynı zamanda halkımızın ve hastalarımızın özgürce hekimini ve sağlık kuruluşunu seçme hakkına yönelik de bir saldırıdır. Olan 60 yaş altı hekimler için ise 6 Ekim yönetmeliğindeki tüm kısıtlamalar aynen devam etmektedir. Sözleşme yapabilen azınlık hekim grubuna ise özel hastanelerce ağır koşullar dayatılmakta, adeta kölelik düzeni getirilmektedir. Belli koşullarda İl Sağlık Müdürlüklerinin izniyle ameliyatların sözleşme dışı hastanede yapılabilmesine izin verilmiştir. Halen muayenehaneleri olan hekimler ve 60 yaş üstü hekimler için özel hastane ve tıp merkezlerinin toplam kadro sayıları üzerinden getirilen kısıtlama, yani %15'lik kota kalkmış gibi gösterilmek istense de hali hazırda muayenehaneleri olanlara branş bazında kadrolu hekim sayısı üzerinden getirilen kısıtlamanın devam etmesi nedeniyle yine az sayıda hekim sözleşme yapabilecektir. Mesleki bağımsızlığımızı savunuyoruz. 6 Ekim ve 7 Ocak yönetmelikleri geri çekilsin. Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2022 tarihinde yaptığı yönetmelik değişiklikleri ile hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve serbest meslek hakkına bir saldırı gerçekleştirmiştir. Bu düzenlemeye göre 7 Ocak 2023 tarihinden itibaren serbest meslek hakkını kullanan hekimler özel sağlık kuruluşlarıyla sözleşmeleri yoksa hastalarının tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalacak ve bir daha hastalarına bakamayacaktır. Bu kuruluşlarla ancak çok az sayıda hekim sözleşme yapabilecektir. Birleşe kazanacağız. Beni dersizleştiremezler. Hastaların hekim seçme özgürlüğünü engelleyemezler. Bu mücadele 3 aydır büyüyerek devam ediyor ve birleşerek devam ediyor. Yine bu mücadelemizde Muayenehaneler Derneği önemli katkılar sundu. Uzun süredir hekimlere, Türkiye'nin toplumcu sağlık anlayışına, halkın sağlığına, mesleki bağımsızlığımıza, serbest çalışma hakkımıza göz diken bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidarın aslında bu kararları almasını sağlayanın küresel sağlık sermayesi olduğunu biliyoruz. Bir taraftan kar etmesi için çalışırken, bir taraftan kamu hizmeti veren hastaneleri kamu özel ortaklığı altında özele dönüştürmeye çalışmaktadır. Bir taraftan kendi özel hastanesinde bir hasta aynı gün ve en az yarım saat muayene olurken, diğer taraftan bakanlığa bağlı hastanelerde hasta vatandaş aylar sonraya sadece 3-5 dakika muayene olmak için zor randevu almaktadır. Bir hekimin hastasına öngörülen müdahalenin sözleşme imzaladığı hastanede yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin alınacak. Onu konuşmak gerekir. Hastane ve tıp merkezlerinde boş kadro şartı aranmayacak, ancak ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastane ve tıp merkeziyle yıllık sözleşme yapılacak. Sadece branş bazında kadrolara bakılacak, özel hastane veya tıp merkezi ilgili branştaki toplam kadro sayısının
üçte birini aşmayacak bir şekilde hekimle sözleşme yapabilecek. Bu maddenin yayınlandığı tarihten önce muayenehanesi bulunan hekimler sözleşme yapacakları hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasından muaf tutulacak. Yeni açacak olanların ise son derece kısıtlı olan bu imkandan dahi yararlanması söz konusu olmayacak. Biraz önce... Serbest hekimlik mesleği uygulama hakkını ortadan kaldıran Medipol yasasını kabul edilemez buluyoruz. Biraz önce Güray arkadaşım bize Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ök'ten aramızda. Yine Türk Tabipler Birliği özel hekimlik bugünkü basın açık İlacı ve Astım Akademisi Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Türk Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Çocuk Romatoloji Derneği, Türkiye